Nisan tarihlerinde arama yapılmıştı şüphelilerin evlerinde ve bu aramalarda ele geçirilen dijital materyaller, diğer şüphelilerin ifadeleri, HTS kayıtları, işte tüm bunlar farklı kişilere doğru yönlendirdi soruşturmayı. Dolayısıyla 84 kişi hakkında daha ifadeye çağrılma kararı çıktı. Bu sabah saatleri itibariyle Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne talimat yazısı yazıldı ve bugünden itibaren o şüpheliler toplanarak ifadeye çağrılacaklar. Soruşturma bu şekilde devam ediyor diyelim. Daha önce ne olmuştu peki? Bir de bunu hatırlatalım dilerseniz. Daha önce 14 kişi hakkında ifadeye çağrılma kararı çıkmıştı. Daha doğrusu onu gözaltına alınmıştı. Dördü de yaşları ve Covid dolayısıyla ifadeye çağrılmıştı. Ardından da bir emekli amiral, 5 emekli amiralle bir emekli general ifadeye çağrılmıştı. Yani toplamda 20 kişi hakkında ifadeye çağrılma işlemi uygulanmıştı ve bunların hepsi de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Bugün itibariyle de 84 kişi daha soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı.